Haber Türk TV ekranlarından herkese merhaba. Bir Açık ve Net'te daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz hepinizin gayet yakından tanıdığı, Türkiye'nin de her kesimin çok sevdiği bir oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan. Aslında sadece oyuncu demek size haksızlık olur. Son dönemde dergilerde yazıyorsunuz. Bir edebiyat kıyılarında dolaşma durumu da var. Yönetmenlik de yapıyorsunuz. Yönetmenlik aslında. Yapıyorsunuz, evet. Tiyatro yönetmenliği. Şimdi de hem film vizyonda organize işler Sazan Sarmalı'nda oynuyorsunuz. Hem de yeni diziniz var TRT'de Halka. Oynamak değil de içinden geçtim diyelim Sazan Sarmalı için. Çünkü Yılmaz benim arkadaşım ve birçok şeyi beraber bakıyoruz falan. İşte içinde olursan uğurlu olur dediği için öyle bir içinden geçtik, yoksa oynadım diyemem. Filmdeki karakter Kerami abi. Kerami abi, evet. Daha önce böyle uzun saçlı bir karakter oynamış mıydınız? Yok, o sabah oldu zaten. Yani sete girdiğimiz zaman Yılmaz'ın sürprizi oldu. Böyle bir şey deneyelim mi diye. Dışarıda arkadaş da tabii, sette yönetmen yani tartışamıyorsun. Tabii deneyelim dedik. Nasıl hissettiniz içinde bir... Benim için değişen bir şey yok. Ben seyretmediğim için bana dokunan bir şey yok. Ben aynı adamın içinde oynuyorum. Saçlı da olsa, saçsız da olsa. Sizin ama için böyle... Eğlenceli görünüyor, evet. Evet, size böyle baktığımda sizinle ilgili ne demişler? Tipi aksine iddia etse de her rolün adamıdır. Ağır abi tiplerine de, kafadan çatlak tiplere de kolaylıkla girer demişsiniz. Allah razı olsun. Böyle zorlandığınız bir rol oldu mu? Bu ya da öncekilerde? Bütün roller başta çalışırken işte... ilk denemelerde falan zorlar yani. Ben her zaman zorlanırım ama o devam etmez. Sonra bir kolayını bulurum. Kolaylarsın. İşimiz öyle yani. Kolay bir iş gibi görünür. Zordur ama çok da zor değil. İstemeden oynadığınız, böyle kabul etmek zorunda kaldığınız bir rol oldu mu? İstemeden oynadığım hiçbir şey yok. Hepsini istediniz. Şimdi sinema sektörüyle çok ilgili tartışmaların olduğu bir haftada aslında bu organize işler de vizyona girdi. Hı. Yeni bir sinema yasası var. Yapımcılarla sinemacılar arasında uzunca bir tartışma yaşandı. Ona dair görüşünüzü sorarak başlayayım. Çünkü bu yapımcılarla yeni sinema işletmecileri, bir kısım evet, sinema işletmecisi diyelim. Sinemacılarla deyince hepimiz birbirimizle kavga ediyormuş gibi oluyor. Doğru, doğru. Ama artık izleyiciler de öğrendi. Haftalardır bunu tartışıyoruz. Yeni sinema yasasının çok iyi olduğunu düşünenler de var. Sansürü getirdiğini düşünen, itiraz eden sinemacılar da var. Siz öncelikle yeni yasaya nasıl bakıyorsunuz? Ben gene ikisinden de uzağa düşmüş oluyorum. Birçok defa olduğu gibi. Şöyle, yeni yasanın harika bir yasa olduğunu falan düşünmüyorum. İyi bir geçiş yasası olabilir. Yani bundan sonra bu 2004'te gene bu hükümet tarafından çıkarılan bir yasanın şimdi revize edilmesidir. Belki bundan sonraki geniş kapsamlı, geniş ölçekte tartışılarak, paylaşılarak, mümkün olduğu kadar bütün paydaşlarla paylaşılarak çıkartılacak yeni bir yasanın öncülü olarak kabul edilebilirse o zaman tatlı olur. Fakat öyle harika bir yasa değil. Bir sansür yasası da değil. Çünkü sansürü bu yasa icat etmedi. 10 yıldır zaten orada olan bir maddeye dokunulmamış oldu. Yani, bu yasayla gelen yeni bir sansür yok. Yok, eski sansür devam ediyor. Yani 2004'teki yasada olan sansür devam ediyor. Yeni bir sansür falan sansürden yok. Sansürden kastımızın ne olduğunu da anlatalım. Yani yasada neyi sansür olarak görüyorsunuz? Yasada bir şey görmüyorum. Okuyorum zaten. Okuduğunuz zaman anlaşılıyor. Şimdi bir kurul var. Değerlendirme kurulu. O kurul filmi gösterilmeye uygun bulmazsa, sakıncalı bulursa, ki onun da kriterleri oldukça muğlaktır. İşletme hakkını, işletme ruhsatı vermez ve siz filmi oynatamazsınız. Dolayısıyla filmin oynayıp oynamayacağını karar veren bir kurul olduğu ve oynatılamayan filmler olduğu sürece ya da festivallerde bile gösterilemeyen, dolaşıma sunulmasa bile bari festivalde görünsünler bile mümkün olmadığında onun adına sansür denir. O sansür zaten vardı ve devam ediyor. Belki burada eleştirilecek bir şey böyle bir hızlı bir şekilde çıkartılan bir yasada belki bu konulara da değinilebilirdi. Çünkü yasa çıkması bir alanda çok sık ve kolay bir şey değil. Her ne kadar bu sefer kolay gibi göründüyse de esas mesele burada başka bir şey. Ekonomide bir daralma var. O daralmayla birlikte yapımcıların para kazanması, yaptıkları işi
artı bir şeye dönüştürmeleri, değere dönüştürmeleri çok zor hale geldi son yıllarda. Buna bir de işte Türkiye'de sinema salonlarının ya da koltuk sayısının ciddi bir kısmını yatırım olarak satın alan bir yabancı şirketin sonra ortaya çıkan değerle başta verdiği para arasındaki farktan mutlu olmayışı, yani yeterince kazançlı bulmayışı ya da zararda bulması nedeniyle çözüm aramaya başlaması ve biletlerin bu sefer promosyonlu hale gelmesi. Yani sinemaya giderken sadece filmi seyretmek değil, mısır yemek ve içecek tüketmek falan gibi bir mecburiyetle karşı karşıya bırakılıyorsunuz. Yani bir zorunluluk olarak geliyor falan. İşte promosyonlar, şey ne diyorlar, bir şeyli biletler falan, kampanyalı biletler bilmem neler. Şimdi onlara bir düzen getirildi. Çünkü onların içinden bilet fiyatları çok yükseliyordu. Bu arada tüketici için değişen bir şey yok. O gene aynı parayı veriyor. Hani yeni yasa çıktı, bilet biraz ucuzlayacak mı? Yok. Pahalanacak mı? Muhtemelen bu şekilde devam ederse bir miktar pahalanması da beklenebilir. Yani esasen şu anda yapımcıların içinde bulunduğu durum, işte sinema işletmecilerin yatırımlarının karşılığını alamadıkları, anladığım kadarıyla düşüncesiyle ürettikleri ara çözümlerin birbiriyle çatışmasından kaynaklanan bir sorun çıktı. Evet, bu bir sorundur ve orada buna itirazı olan yapımcıların haksız olduğunu düşünmüyorum. Diğer yandan da yeni yasada sinemamızın öteden beri, geçmişten beri taşıdığı bir sürü problemin çözümü de hiç düşünülmedi. Belki eleştirilecek nokta budur ama bu bir sansür yasasıdır demek için bence yeterli değil. Biraz objektif olmak lazım. Bir de her şeyi bir savaş meselesi haline getirmenin de anlamı yok. Bu vesileyle yasada bazı iyi şeyler de var. Hiç değinilmeyen şeyler olduğu gibi. Ne bileyim işte mesela ortak yapımlara artık devlet yatırım yapabilecek. Bu yeni bir şey. Bu da küçümsenecek bir şey değil. Dizilerle ilgili bir düzenleme. Dizilerle ilgili bir düzenleme var. Yani değerlendirme ve yardım kurulları birden dörde çıkartılıyor. Dolayısıyla türler de birbirinden farklı hale gelince mesela televizyonda orada bir seksiyon haline geliyor. Buralarda biraz daha iyi düşünülmüş şeyler var ama kaynağını bilmiyoruz. Şimdi tabii kaynak nedir? Aslında devlet biliyorsunuz sinemaya cebinden bir yardım yapmıyor. Satılan biletlerden belediyenin aldığı rüsum vergileri var ödenen. Onlar bir havuzda toplanıyor, özel bir hesapta toplanıyor. Ve oradan da sinemaya yardım olarak tekrar dağıtılıyor. Zaten bu öyle çok havalı bir rakam değilken, yani çok işe yarayacak, çok da öyle konuşulacak rakamlar değilken, şimdi bir de televizyona da yardım falan gelince orada bir insanın aklına şey geliyor. Kaynağı ne acaba? Yani ekstra bir para mı gelecek yoksa sinemanın kazandığı paranın bir kısmı hiç bağımsıza gitmezken neredeyse. Bir de şimdi televizyona mı bölünecek falan gibi. Ama bunlar yönetmeliklerle, şunlarla bunlarla çözülebilir. Zaten her şey yasada anlatılmaz. Tabii ki yönetmeliklerle falan bazı meseleler halledilebilir. Ama işte onların tartışılırken mümkün olduğu kadar sektörün bütün şeylerinden, paydaşlarından görüş almak, sorunlarını dinlemek ne yapılabilir? Çünkü ticari sinemanın diyelim bağımsız sinemadan meseleleri biraz daha farklı. Yani mesela şuradan örnek vereyim. Ben herhalde bunu çok gönül rahatlığıyla dile getirebilecek meslek insanlarından biriyim. Çünkü her iki tür filmlerde de oynuyorsunuz. Yani mesela ben şeyde de organize işlerde de gördünüz beni ya da Ölümlü Dünya'da gişe yapan filmlerden bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi 1000'in üstünde sinemada aynı anda başladı. Bir yandan da Daha'da oynadım. Onur Saylan filminde, Hakan Günday'ın romanından uyarlanan filmde. O da 30 sinemada ancak girme fırsatı buldu. 5 gün mü durabildi, 7 gün mü durabildi, apar topar gitti. Ama onlar da ödüllü filmler. Daha önce bir zamanlar Anadolu'da da oynamıştınız. Evet, evet. Ama onları çeken insan evlatları da para harcıyor ve bir şekilde... onların da en azından yeni bir film çekmek üzere yeniden cesaretlerinin kırılmayacağı bir şeyle, nemayla karşılaşmaları gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bütün bunlarda her tarafın söylediği eksik tespitler var. Doğru tespitler var, eksik tespitler var, hiç konuşulmayanlar var. Tamam, şimdi bu yasa harikaydı veya rezaletti falan gibi bir... çok da manası olmayan bir tartışma
yürütmek ya da itişmek yerine herhalde şunu söylemek mümkündür. Eğer bu bir geçiş yasasıysa bu fırsatı değerlendirelim. Mesela Türkiye'de sinemanın problemlerini çözmek, gelirlerini dağıtmak, desteklemek üzere birçok işi iyi yapan ülkelerde olduğu gibi bir sinema konseyi mi kurulmalı, onun niteliği nasıl olmalı, kimlerden oluşmalı? Şimdi evet, dört tane kurula bölündü ve yardımlar konusunda ya da değerlendirmede türler ayrıldı diyoruz. Ben yasayı okuyarak söylüyorum tabii bunları. Onlardaki kurulların kimlerden oluştuğu, dengeler, bunlar çok önemli. Yani 7 kişilik bir kurulda 4 tane bürokrat, 3 tane sektörden insan olduğu zaman o bir kurul yani ki anlamına gelmiyor. İtiraz edilen şeylerden biri de buydu. İtirazlardan biri buydu. İşte onu 4-4 yaptılar. Onlar bir adım attı ama esasen çözmediler falan. İşte onun için de şöyle söylüyorum. Şimdilik bazı problemler halloldu. Eski büyük problemlerimiz olduğu gibi duruyor. Yıllanıyor. Tamam, şimdi konuşalım. Madem bazı şeyleri halletme eğilimi var. Bunda herkes samimi olsun. Emeğini, görüşünü ortaya koysun. Devlet de vazifesini yapsın. Önemli olan o bazı kurul şeyleri konuşma eğilimi. Konuşalım ve çözelim. Yani yeni yasa çıksın mesela. Daha kapsamlı bir yasa çıksın. Türk sinemasının 50 sene sonrasını, 100 sene sonrasını da düşündüğümüzü gösterebileceğimiz bazı şeyler konuşalım. Tam oradan bir soru sorayım. Sinema iyi yolda mı? Çünkü kimilerine göre böyle bir nostalji, geçmiş özlemi var. Eski sinema, eski filmler yok deniyor. Kimileri de hayır. Asıl iyi filmler, işte dünyada artık yarışan filmler bugün çekiliyor diyor. Siz uzun zamandır içindesiniz. Sıla özlemi gibi, nostalji gibi şeyler sinemada çok çalışmaz yani. Eski filmleri seyretmek isteyenler eski filmleri açıp seyredebilirler. Sinema neyse ki kaybolmayan bir şey. Yani orada rafta duruyor. Bir şekilde alıyorsunuz. Eski filmler gösteren yerler var. Evinizde de artık kendi sinemalarımızda hemen herkesin seyredebilmesi mümkün. Sinema değişiyor. Daha iyi, daha kötü bilemem. Ama teknoloji değişiyor. Sinemayı üretenlerin profilleri değişiyor. Eğitimleri, nitelikleri, birikimleri, donanımları. Dünya değişirken orası da değişiyor. Benim kızım şimdi yurt dışında motion design okuyor. Bazı konuları konuşamıyorum. Yani çünkü biraz fazla ileride. Teknolojiyle çok iç içe falan. Teknik konularda ben şey kalıyorum. Ama içerik tartışabiliyoruz. Gene biçim tartışmaları yapabiliyoruz. Sinema değişiyor. İnsan değişiyor. Doğal olarak filmler de değişecek. Türk sineması daha iyiye doğru gidiyor gibi sözler söylemek mümkün mü? Yoksa ya ben bir tam bilemiyorum. Yani ben Kübra'nın trafik polisi gibi ne tarafa gittiğiyle ilgili bir yorum yapamam. Ama şunu görüyorum. Geçen sene 180 film çekildi. Bunların nitelikleri, içerikleri falan tabii ki tartışılabilir ama hani şeyi hatırlıyorum. 80'den sonra hatta 90'larda bazen yılda 10-20 tane film çekilmediği için yeteri sayıda film yok diye festival yapılamadığı zamanları hatırlıyorum. Doğru. Şimdi her türlü şikayetimize, sıkıntımıza rağmen, ki şikayetsiz, sıkıntısız dönem olmaz. 180 film üretilmesi iyi bir şey. Hemen şunu söyleyecek olanlar var. 180'inde film mi? Bollywood'da 3000 tane film yaparken 3000'de 3000 tutturamıyor. Nicelik olarak bir hareket olduğu kesin. Nitelik de insan malzemesiyle, memleketin genel manzarasıyla, izleyici profili ve alışkanlıklarıyla ilgili şeyler. Bir de tabii ki bağımsız işler yapan, daha cesur, daha fazla risk alan sinemacıların da hayatta kalabilmesiyle ilgili bir şey. Yani yasa masa dediğimiz zaman tamam, yani günlük ekonomisini bu işin belirleyen konularda hızlı keskin bazen şeyler, hareketler yapmak gerekiyor olabilir ama bütün bunların içine diğer tarafta sinemayı gerçekten de besleyen, dünya çapında konuşulmasını sağlayan bazı şeyleri de paydaşlarını da kollamak gerekiyor. Başta bağımsız sinema, bağımsız film üretenler, ana akım dışında kalmayı tercih edenler, kabul edenler, az seyredilsin ama daha meseleli, daha özgül ağırlığı ağır filmler yapmak isteyenlerin de belli bir kotada yaşamasını sağlayacak şeyler yapmak da gene aldığı vergilerle bu işleri yürüten devletin vazifesi. Elbette iyi talep edilecek, iyi anlatılacak, sakince tartışılacak hep beraber. Çünkü bu sadece bir tarafın problemi değil. Öyle bir sektör ki, televizyon içinde söylüyorum, sinema içinde, dünyada daha önemli bir temsilcin yok. Ülke olarak
dünyada daha önemsenecek hiç temsil maddesi yok. Sanat. Dolayısıyla en çok da Kültür Bakanlığı'nın bunları desteklemesi Kültür Bakanlığı'nın lazım. Genel olarak kültür politikalarının ve bütün kültür insanlarının bürokratıyla, siyasisiyle, sanatçısıyla, işçisiyle hep beraber bunları oturup konuşmamız gerekiyor. Bir yandan da TRT'de diziniz devam ediyor Halka. Evet. Onunla ilgili yorumlara bakarken sizi daha muhalif tarafta görmek isteyen takipçilerinizin niye bir TRT dizisini kabul etti diye çok fazla yorumuna denk geldim. Siz başka yorumlar da var. Mesela evet. TRT'ye de diyorlar ki niye böyle adamları alıp oynatıyorsunuz TRT'de? Ne diyorsunuz peki bu iki tarafta da, bu iki tür yoruma? TRT'de niye oynuyorsun diyenlere, yani ben aslında soruya soruyla cevap verilmesi bana olduğu zaman çok hoş karşılamayan birisiyim. Yani tatmin olmuyorum o tür. Onun için size soru kılındaki, ama bir soruyla cevap vereceğim. Ya da onlara soralım. Peki nereye, hangi kanala gitmeliyim? TRT'ye değil, anladım. Peki hangi kanala gitmeliyim? Çalışmamalı mıyım ya da? Onun için burada çok şeyi kendimize büküp bir kendi meselemiz gibi tartışmanın, bana sadece bana sorulan soru gibi davranmamın ya da bundan bir alınganlık üretmemin gereği yok. Bu manalı bir soru değil. Bir kere TRT'yi hiç kimseye bırakmıyoruz. TRT Türkiye'nin TRT'si. İyi bir şey yaptığı zaman hoşumuza gider, kötü bir şey yaptığı zaman da eleştiririz. Bu her alanda. Edebiyatta, sinemada, siyasette, matematikte, ticarette, ekonomide, sosyoloji, her şeyde tutumumuz böyledir. İyi olanı, iyi olduğunu düşündüğümüz şeyi söyleriz. Kötü olduğunu düşündüğümüz şeyi mümkünse, aklımız yatıyorsa, üretebilmişsek çözümünü de önererek eleştirmektir. Bu bana göre vatandaşlık görevi, siyasi bir şey değil. Aslında siyasi burada bir şey alan olarak alan varsa öyle alsın. O zaman öyle ama tam da oradan çıkıyor aslında. Evet, çünkü yani Türkiye'de böyle sanat çevreleri sanki siyasetteki kutuplaşmanın bir tür böyle test alanı gibi oldu. Yani sanatçının politik olarak için kendi evet çizgisini net olarak belli etmesi bekleniyor her iki tarafta da diyebiliriz. Yani bir anda işte fazlasıyla ben çok fazlasıyla belli eden birisiyim üstelik yani. Tam da bunu soracağım. Yani bir anda Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanlığı konserine davet etmesi üzerinden büyük bir eleştiri oluyor. Burayı tartışıyoruz. Diğer tarafta mesela geçen yıl Meltem Cumbul'un yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmaması büyük tartışma olmuştu. Yani sanatçı böyle duruşuyla topluma örnek olmak, belli bir çizgide durmak zorunda mı? Yoksa canın istediği gibi, istediği politik çizgiyi açıkça ortaya koymalı mı? Vallahi böyle bir baskı var mı üzerinizde? Benim üstümde yok. Genel olarak sanatçı. Ben hiçbir zaman bu tarz baskılar, devlette çalıştım. Yani ben devlet tiyatrosunda 25 sene çalıştım. Orada da böyle bir baskı hissetmedim. Yani baskının olduğu yerde itirazımı dile getirdiğim için baskı hissetmedim diyorum. Yoksa baskı memlekette yoktur demiyorum. O da yanlış anlaşılmasın. Baskıyı dile getirmek veya çektiği çileyi saklamak veya beyan etmek sanatçıya kalmış bir şeydir. Bana sorarsanız kimseye örnek olmak falan mecburiyetinde de değildir. Yalnız vatandaş sorumluluğu zaten sanatçı sorumluluğu kadar zor bir şeydir. Yani bir vatandaşın kendini düşürmemesi gereken bir duruma, bir bireyin kendini düşürmemesi gereken duruma sanatçı da düşürmek istemez zaten. Dolayısıyla seçimler önemli burada. Yani genel geçer temel hayat doğrularının dışında kalan kısımda kimseye ödev verilemez ya da kimse ödevden mezun da ilan edilemez. O kişinin kendisine kalmış. Şimdi ben ilan edilmesinin manalı olduğu kadar kendi siyasi duruşumu, görüşümü, hayattaki bakışımı falan kimseden saklamıyorum. Özellikle bunu kimsenin gözüne de sokmuyorum. Çünkü zaten bununla ekmek kazanılmaz. İşinizi profesyonel olarak yaparsınız. Bir de o kim? Yani oyuncu olarak şimdi ben Halka dizisinde Cemal Sandıkçı'yı oynuyorum ama bir de Ahmet Mümtaz Taylan diye birisi var. Ayşe için, kızım için başka birisi, meslektaşlarım için başka birisi, öğrenciler için başka birisi, dergideki arkadaşlarım için başka birisi. Şimdi ben bunların içinde herkese kendini beğendirmek zorunda olan birisi falan değilim. Çünkü her şeyden, her görüşten, her duruştan, her bakıştan eşim, dostum, ahbabım, arkadaşım var. Bunların hepsine birden her konuda kendini tamamlamış bir adam olarak görünmem mümkün mü? Böyle bir şeyin peşinde koşmanın anlamı var mı? Yok. Mesele samimiyette. Ben yeri geldiğinde, lazım olduğunu hissettiğimde,
üstünde konuşacağım veya yazacağım meseleye bir katkım olduğuna inandığımda, katre kadar olsun, o zaman fikrimi beyan ediyorum. Yoksa Twitter'da birilerini takip edip de onların fikirlerine itiraz etmek veya katılmak boyutunda bir siyasi aksiyonum yok yani. Şu parti ne kadar güzel, bunu ne kadar güzel söyledin. Ben bir örnek vereceğim şimdi. Ben şeye girmeden önce, bu toplantıyı, yani bu programa girmeden önce Twitter'da bir şey okudum. Adam ne diyor biliyor musun? Başlamayan bu program için. Bırak diyor, sen diyor, bilet paramız var mı diyor, yol paramız var mı? Bırak bu sinema minema bu işte, bırak bu işleri diyor. Ya dur, program başlamadı. Yani başlamamış programa da fırçanı attın. Ya arkadaş bir bekle. Belki hoşuna gidecek bir şey söylenir. Belki bırak dediğin şeylerden birini merak edersin. Bir şey olur. Zaten Ahmet Mümtaz Taylan'ı çağırdılarsa Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmek üzere çağırmadılar. Benim ne iş yaptığım belli. O konularda bazı şeyler konuşacağız. Yani çok eleştirelleşmiş, bunu çok kişiselleştirmiş ve bunu bir kimliğini bir yere bağlama şeyi olarak, aksiyonu olarak gören ve içselleştirmiş bir sürü insan var. Her biriyle tartışmak, anlaşmak mümkün değil. Şu soruyu artık soru soru biraz beylik bir soru haline getirdik ama yine de sorayım. Muhalif olmak sanatçı sorumluluğu mudur? Muhalif olmalı mıdır? Muhalif olacaksa sanatçı neye muhalif olmalı? Ya maalesef böyle haplar yok. Yani bu tür reçeteler yok, böyle haplar yok. Sanatçı sayısı kadar anlayış var. Elbette bir temel, yani ne bileyim, evrensel değerlerden yani o manevi, maddi ve manevi dünyanın bahçesindeki çiçeklerden herkes faydalanacak. Bir şekilde onlara dikkat edecek. Nedir? Yani çalmamak, çırpmamak, dedikodu yapmamak, efendime söyleyeyim, işini düzgün yapmaya çalışmak, kimsenin ayağını genel geçer şeyler zaten herkeste olacak. Bunların hiçbiri fazilet değil. Üstüne ne oluyor? Onlara bakıyoruz. Farklı görüşten farklı şey. Mesela siyaseten ayrılık beni kudurtan bir şey değil. Çünkü ben hiç kimse memleket batsın diye siyasete girmiş değildir diye düşünüyorum. Herkes ülkesi için iyi olacak olan şeyi bu yoldan iyi olur diye iddia ediyor. Diğeri de hayır, bence bu şekilde daha iyi olur diyor. Yani bunları oturup konuşmak, hatta neredeyse bayıldığım için söylemiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi belirgin bir rutinle şeyi değiştirmek, işte cumhuriyetçiler, demokratlar, demokratlar, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler, demokratlar filan. Yani dünya böyle çalışan bir şey. Tabii ki bugünkü siyasal ortamın hiç alışık olmadığımız kadar, neredeyse 12 Eylül'deki kadar gergin olması, ülkede kutuplaşmalar olması filan, hem insan malzememizle ilgili, hem siyasete lüzumundan fazla, günlük siyasete önem vermemizle ilgili, kendimizi sadece siyasi referanslar üstünden tarif etme gibi bir eksik bir tutuma yenik düşmekle ilgili diye düşünüyorum. Ben kendimi öyle tarif etmiyorum. Beni sadece siyasi görüşüm veya mesleğim tarif etmiyor. Bütün bunların dışında günlük hayatta, hani kızımla, eşimle, dostumla, karımla, sevgilimle veya İş arkadaşlarımla, sosyal hayatta karşılaştığım insanlarla ilişkilerim bunlar üstünden yürümüyor ki sadece. Tam da aslında soracağım soruya hani cevap siyaset verdim. Siyaset hayatı tarif etmeye yetmiyor. Evet, bundan bak şimdi 20 dakikamızı bununla yedik. Yedik yani. Yaşam tarzınızın böyle hiç bir değişim çabanız yok ama sizi muhafazakar kesimden de çok sevenler var. Evet. Arkadaş çevrenizden de biliyorum, izleyicilerden gelen yorumlardan da bu anlaşılıyor. Bu tam da bununla mı alakalı? Samimiyetle ve işte bir tarafta durmaya çalışmamakla mı alakalı? Hayır, bu tür kaygıları paylaşmadığını açık bir şekilde söylemekle ilgili. Şimdi ben, benim arkadaşlarım içinde siyasi görüşümü paylaşmayanlar var. İzleyen, ben bildiğim için belki sormuyorum ama hala acaba Ahmet Mümtaz Taylan'ın siyasi çizgisi nedir diyecekler vardır. Onun yoktur ya, sorayım. Herkes solcudur der benimle ilgili yani. Doğrudur yani, ruhen de öyleyim, sadece solcu falan kalmadı. Dünya artık öyle tarif edilmiyor, siyaset de öyle yürümüyor ama eski jargonlarla konuşacak olsak, neden? Eşitlik, birlikte yaşama kültürü, adalet falan gibi duyguları, vicdanı çok benimsemiş, içselleştirmiş bir hayat yaşadığımı düşünüyorum. Eksiklerim, hatalarım muhakkak vardır herkes gibi. Komplekslerim, yanlışlarım, çirkin yanlarım, agresyon, her şey vardır ama esasen niyetim halisanedir yaşarken, yazarken de öyle, oynarken de öyle. Dolayısıyla belli bir kesimin sempatisini kazanmaktan başka bir şey beceremeyen bir adam değilim ben.
Benim sevenim de çoktur, kızanım da çoktur. Bak biraz önce sinemadan bahsettik. Bağımsız sinemacılar eksik bulacak. Ticari sinemacı arkadaşlar sen bize biraz şey mi falan diyecek. Hükümet zaten her şeye kızar. Yani zaten Türkiye'de birisine yaranmak üzere yaşıyorsan bittin. Benim böyle telaşım yok. Ben çünkü doğru bildiğimi söylüyorum ve bunu lisan-ı münasiple söylüyorum. Herkese de bunu tavsiye ederim. Lisan-ı münasiple söylemediğiniz sürece niye kimse sizi dinlesin? Size durmadan haykıran birisini dinler misiniz? İster cumhurbaşkanı olsun, ister piyanist olsun, ister gazeteci olsun, ister bir mahkum olsun, ister sokaktaki vatandaş olsun, ister bir partili, herhangi bir partili olsun. Bir kişi kendisine durmadan haykıran birisini dinlemez. Fazıl dedin, kaçmış gibi olmayayım söyleyeyim. Fazıl Say'dan Türkiye'de 10 tane, dünyada 100 tane yok. Ya da birileri sayar şimdi, 1000 tane yok. Fazıl'dan siyasi problemlerimizi halletmesini beklemeyelim. Fazıl çok zor bir iş yapıyor. Ve parmak kadar Ankara Konservatuarı'ndan kardeşimdir Fazıl benim. Ben ondan büyüğüm tabii. Parmak... Aynı dönemde mi okumuştun? Evet tabii. Fazıl herkesle aynı dönemde okudu. Çünkü Fazıl 5 yaşında, 3 yaşında oraya girdi. İşte sonra bilmem kaç yaşında yurt dışına, Karayan'a gittiği zaman da gitti. Fazıl Allah'ın bir lütfudur. Doğduğu yere, doğduğu insanlara. Onu seveceğiz, koruyacağız. Rahat çalışması için elinden geleni yapacağız. Bizim vatandaşlık vazifelerimizi sırtına almak zorunda değil o. Yani Cumhurbaşkanı'nı konsere davet etti diye linç edilmesi doğru değil. Biraz daha geniş söyleyelim istersen. Annesini kaybetti, evet. Fazıl. Cumhurbaşkanı da nezaket gösterip başsağlığı için aramış. O da demiş ki teşekkür ederim. Şu günde konser var, gelmez misiniz? O da gelmiş. Ha, şimdi bunu önümüzde seçim var diye mi yapmış? Ya bana ne? Bilmiyorum. Yani ben Cumhurbaşkanı Fazıl'ın konserine gitti diye onun partisine oy vermeyebilirim mesela. Gitmedi diye de vermekten vazgeçmeyebilirim. Onlar da var. Bu buradan yani daha rahat hayata mı? Buradan hayır daha rahat değil yani. Bu vakit kaybı, başka bir şey değil. Bunu açmak için bir şey soracağım. Siz 2014'te verdiğiniz, katıldığınız bir programda demiştiniz ki bu hükümetin sanatla ve sanatçıyla sıcak bir ilişkisi olmadığı çok açık. Evet. Tiyatro ve opera ve bale ile ilgili kaygı verici gelişmeler var. Yarın AKM'nin temel atma töreni olacak İstanbul'da. Hı-hı. İşte bahsettik, Fazıl Say'ın konserine gitti Cumhurbaşkanı. Hı-hı. Kültür Bakanı bu hafta işte organize işleri Yılmaz Erdoğan'la birlikte izledi. Bütün o kaygılar yersiz miymiş yoksa yeni bir uzlaşma dönemine mi geçiyoruz? Bütün o kaygılar yersiz falan değil. Saydığın her maddeye ama şu da böyle oldu ama bu da böyle oldu deyip her akşam televizyonlarda 1000 tanesini seyrettiğimiz bir programı çevirmemek için söylemiyorum. Bir sürü de ya eksik, hala dokunulmamış, görmezden gelinen mesele var. Onları da sayabilirim. Tabii ki 2014'te değiliz, 2019'dayız. Belki bazı şeyler değişmiştir. Evet, Fazıl'ın konserine gitmesi Cumhurbaşkanı'nın ya da bir hafta 10 gün gibi kısa bir sürede bir kısım sinemacının problemini hemen çözebilecek adımları at. Belki de uzun uzun ona anlatılsaydı. Ya bak bir de bu sorunlar var. Bağımsız sinemacı insanlar var. Bunlar da Türkiye'yi çok şahane temsil ediyorlar. Çok emek sarf ediyorlar. Çoğu zaman kendilerini yiyerek film yapıyorlar. Bunlar için de bazı şeyler yapılması gerekmez mi? Burada çok yaratıcı, parlak insanlar var diye anlatılmadıysa ya da anlatılamadıysa ya da ona sıra gelmediyse onlar da eksik olmuştur. Şimdi bütün bunların hepsini birlikte değerlendirmek zorundayız. Yarın AKM'nin temeli atılacak diye Türkiye'de opera balenin sorunu falan çözülmüyor Kübra. Yani öyle bakamayız. Tümden halloldu, tümden her şey berbat. Hayır, bunlar süreç ama bu süreçlerin bütün paydaşlar tarafından konuşularak, tartışılarak, birlikte zaman ve emek harcanarak çözülmesi mümkün. Sadece şikayetle veya sadece otoriter bir üstencilikle işlerin yürümediği bunca sene sonra ortada. Artık yeni bir şey yapmak zorundayız. Yeni bir dil yakalamak zorundayız. Ve Cumhurbaşkanı bunun için bir adım atıyorsa o adım görmezden gelinmemeli. Hayatın akışına ters. Tıpkı olumsuz bir adım attığında son sürat fark ettiğimiz gibi. Yani hepsine aynı derecede Şu an yakalanan iklim belki de yeni bir sürecin belki de bir fırsattır. Onun için ben şöyle diyemem. Eksik olan bir sinema yasasına bu kötüdür ya da sansürcüdür demem. Ama şunu derim. Umarım bu bir geçiş sürecinin
ara çözümüdür. Bu ara çözüm bizi bundan sonra sinema kurultaylarına, meseleleri, tiyatro için de bilhassa çok kuvvetle bunları konuşmamız lazım. Hatta hiçbir çalışma koşulları, güvenliği falan belirlenmemiş sektör denilen ciddi de bir meblağ üreten bir televizyon şeyine, piyasasına ancak iş kolu diyebiliriz. Sektör falan değildir. Sektör kuralları belli, kanunları olan falan filan, kurumları olan bir yerdir. Biz de biliyorsun hala son derece kara düzen yürüyor. RTÜK diye bir şey var, kurul var. Her şeyin başı bu RTÜK yani. RTÜK'e gidiyoruz, RTÜK'ten alıyoruz, RTÜK'e veriyoruz. Olur mu öyle şey? Yani Türkiye'nin yapısal olarak sanat alanında, her alanda, her paydaşında yasal düzenlemelere, tartışmalara, bir düzen kazanmaya ihtiyacı var. Bunlar bir yerin temelini atmakla veya bir yasa çözülmez, bir yasanın eksik çıkmasıyla da ortalık ayağa bu kadar kalkmaz. Ayrıca şunu söyleyeyim, yani biraz da şeye bakmamız lazım. Sansür diye bağıranların, hani 10 senedir bu kanun var, sen neredeydin, ne yaptın bugüne kadar? Şimdi Twitter'da bir şey okuyorsun ve bir bağırma fırsatı oluşuyor. Buradaki tartışmanın büyük bir bölümü, o seslerin büyük bir bölümü hariçten gazel okuyanlar. Biraz ideolojik kaygılar, işte hükümeti, AK Parti eleştirme i̇şte ideolojik, kaygısı ama önüne mi geçiyor mesela? Ama ideolojinin bu kadar sığ bir tartışma biçimine indirgenmesi demek, ideolojinin de kirlenmesi demek. Hangi ideolojiye sahipsen onu kirletmiş oluyorsun. Bunun tarafı olarak. Böyle olmaz. Meseleyi anla ve ona göre. Evet, yani bir tartışmanın sonunda ortaya, yani A artı B eşittir C türünden, yani A ile B'nin toplamı C, yani yeni bir şey. Yani bir sentez, bir fikir alışverişi yapılmış, birbirini dinlemiş fikirlerin ortaya çıkardığı yeni bir şey olarak gördüğümüz zaman toplum olarak ya da sektör olarak bir fayda edinebiliriz. Ötekisi kuru tartışmadır. Bu tartışmanın neye faydası olacak şimdi sonuç alınmadığı sürece? Ne olacak yani, karşılıklı bağırışınca ne olacak? Tamam, yani 90 dakika sonra maç bitiyor, herkes susuyor. Burada susulmuyor da. Bir yandan da bir kültürel iktidar tartışması var. Muhafazakar camiada diyor ki bir kültürel iktidar var. Bizi yıllarca dışladılar diyenler var içinde. Var mı böyle bir kültürel iktidar ve bu kültürel iktidar vardır tabii. Her ülkede vardır. İyi bir her şey yerde vardır. Ya iyidir, kötüdür, vardır yani. Çünkü çalışıyordur, üretiyordur, ortaya bir eser çıkartıyordur, eserler bütünü çıkartıyordur. Bu nedenle kategoriler oluşuyordur. Tiyatro dersin, sinema dersin, müzik dersin, edebiyat dersin, öykü dersin, şiir dersin. Yani orada üretenin ve ulaştıranın evet bir iktidarı vardır. Çünkü tercih ediliyordur, beğeniliyordur. Kısmen biraz demokrasiye benzer bir şey. Burada da şikayetçi olan taraf, geride kaldığım taraf diyen taraf üretecek. Yani peki muhafazakar kesim kültür üretiminde geri kalmış mı Türkiye'de? Öyle bir durum var mı hakikaten? Şimdi siz o kesimi de çok yakından tanıyorsunuz. Arkadaşlarınız var. Oradaki yazarları, çizerleri tanıyorsunuz. Şimdi muhafazakar tartışması biraz çok muğlaklaştı biliyorsun. Neye muhafazakar diyoruz? Şimdi muhafazakar iyi olanı muhafaza edendir. Ben öyle biliyordum. Şimdi muhafazakar başka biraz tatsız bir türe. Aslında muhafazakar ve AK Parti'ye yakın çevreye işte muhafazakar. Dindar ve AK Parti'ye muhafazakar dersek haksızlık etmiş oluruz. Öyle değil. Yani onların bir kere hepsi muhafazakar değil. Her muhafazakar da bu anlamda iyi falan değil. Güzel dedi. İyi muhafaza etmiyor. Kötüyü de muhafaza edebiliyor. Yani solda da muhafazakarlar vardır ayrıca. Her kesimin muhafazakarı vardır. Şimdi tekrar soruna dönelim. Muhafazakarlar sorusuna. Muhafazakarlar üretemiyor mu? Onu muhafazakarlara sor. Ben muhafazakar değilim. Onu sor. Orada bir sıkıntı varsa biz de buradayız. Biz de buradayız. Ayrıca mesela şimdi ben size örnek vereyim. Ahmet Hamdi Tanpınar muhafazakar mıdır, değil midir? Hem muhafazakardır hem değildir. Türk romanının şahikası mıdır? Kesinlikle. Yani böyle yürümez o tartışmalar. Peyami Safa'yı sen al, Nazım Hikmet'i bana ver falan. Olmuyor işte, yürümüyor.
Yeni öyle kuşak, yürümüyor. Yeni kuşak kültür dergileri tuhaf. Siz de içinde yazarlardan, hatta kurucularından birisiniz yanlış bilmiyorsam. Evet, gönüldaş diyelim. Gönüldaşlarından birisiniz. Bu dergiler çok tuttu. Bunun gibi başka dergiler de var. Ot var, Kafa var. Şu an ismini hatırlayamayacağım pek çok. Bu kuşak dergiler çok tuttu. Hem de dergicilik tam da bitti denilen bir dönemde. Neden? Neden bu kadar çok satıyor bu dergiler? O dergiler neden çok satıyor bilmiyorum. Bu derginin neden sattığını biliyorum. Neden satıyor tamam? Bu derginin satma nedeni içinde farklı görüşlerden insanlar aynı dergide yazabiliyorlar. Tam da programın başından evet. Beri konuştuğumuz şey. İtişmiyorlar, kakışmıyorlar, birbirlerini okuyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar, yazıyorlar. Aynı dergide yazı yayınlıyorlar. Burada Orhan Pamuk da var, Zülfü Livaneli de var, İlber Ortaylı da var, Murat Belge de var. Bu ay Night Shyamalan'la konuştuk. Her ay önemli bir sinemacıyla konuşuruz. Değerli, önemli. Hakan Günday var. Serdar Kuzuloğlu var bu aydan itibaren. Gündüz Vassaf var. Sayarım. Tarık Tufan var. Evet. Nando Salva var. Varoğlu var. Fethi Karaduman var. Var. Şimdi her ayda değişebilir. Başka yeni her zaman sürpriz yazarlar. Orada eski şeyleri sayarsak. Çok yazarı var. Herkes fikrini yazar. Lisan-ı münasipli. İlginç şeyler koyarız. İyi röportajlarımız var. Bu iyi bir dergidir. O yüzden çok okunmaktadır. Peki bu da yeni İnsanların bir tür muhalefet anlayışı. İnsanların iyi şeylere ihtiyacı var. Yani kutuplaşmaya karşı çıkarmak mı? Bir... Hayır. Böyle her kesimi bir araya getirmek bu dergilerde. Bu da bir tür... Bu bir duruştur. Duruş mu? Duruştur. Muhalefet falan değildir de öyle muhalefet mi olur? Ama duruştur. Yani bak böyle de ne kadar hoş olabiliyor. Üstelik biz çok iyi birlikte... tartışabiliyoruz. Anlaştığımız, anlaşamadığımız şeyler oluyor ama beraber ürün verebiliyoruz demek bu. Zaten hep birbirini seven arkadaşlar var burada. Herkes birbirini tanır, bilir. Aynı görüşü paylaşmayan, aynı edebiyat anlayışını paylaşmayan, bırak siyaseti, başka konularda da farklı görüşleri olan, aynı sinemayı sevmeyen, farklı farklı sinemalar seven insanlar vardır. Farklı görüşler vardır. Bir arkadaşı aldığı zaman kısa öz, hızlı, acısız, yeterince artistik bir şeyler görür. Kısa kitabın hızlı kısmında ben biraz söyleyeceğim bak bir şey. Evet. Takıl tabii ama takılmadan önce şu cümlemi de söyleyeyim. Biz edebiyat yapmıyoruz. Biz edebiyatla okurunun arasındaki mesafeyi kısaltmaya çalışıyoruz. Yani bir edebiyat dergisi olma iddiamız yok. Oradaki çünkü bu tuhaflarda böyle renkli, çok kısa yazılar, çok hızlı okunan ve bunu biraz yüzeysel olarak bularak eleştirenler de var. Tutunamayanlar dosyasını açalım bu evet, ay bu veya sizin söyleşiniz her ay her ay evet. Her ay bir şeyi açalım. Yetersiz bulanlar başvursun, eksiğimizi tamamlayalım. Güzel. Tamam. Bu roman yazmıyoruz, dergi çıkartıyoruz. Bu sayıda siz Hakan Günday'la tutunamayanlar üzerine konuşmuşsunuz Oğuz Atay'ın. Ben sizin Hakan Günday'a sorduğunuz soruyu size sormak istiyorum. Tutunamayanlar neyi bugün kimi ifade ediyor? Yani bir tür loserlık mı yoksa evet, o da bir bu benim Hakan'a sorumdu. Ben tutunamamanın bir loserlık yani loser'ı nasıl çeviririz Türkçe'ye? Hep kaybeden. Hep yani, kaybeden. Hep kaybeden. Başarısız biraz da. Evet yani genel geçerin şeylerine kriterlerine göre başarısız olan nedir? Kitabı 500 bin satmayan, filmi 3 milyon seyredilmeyen, şiiri 5000 basmayan, siyaseti 100.000 kişi tarafından ancak paylaşılabilen falan filan diye gider bu. Yani bir tutunamayan diye biri vardır, bir şey vardır. Tutunmayan mı, tutunamayan mı? Biz biraz onu konuştuk. Hakan da ben de onun bir tutunmama durumu olduğunu tartışıyoruz. Yani orada da söyledim, insanın vitamini tutunamayışındadır diye. Peki Ahmet Bey'im Taslay'la bir tutunamayan mı? Tabii ben bir tutunamayanım elbette ki. Neye evet. Tutunuyor peki hayatta tam tersinden sonra? Tutunmak istemediği şeylere tutunmuyor. Yoksa bir loser değilim yani. Herkes biliyor ben bir loser nelere değilim. Nelere tutunuyorsunuz, nelere tutunmuyorsunuz? Vicdanı. Adalet duygusuna, eşitliğe, birlikte yaşama kültürüne, sevgiye, aşka tutunuyorum. İşime tutunuyorum. İşim ne olursa olsun, ben birçok işte çalıştım. Yani oyunculuk dışında
CV'mde yazmayan ya da bazı yerlere sıkışmış ufak tefek başka meslekler de var. Onları da... Madencilik falan madencilik değil, maden işçiliği. Maden işçiliği. Maden işçiliği, çiçekçilik, bakkallık yani... Bunların hepsinde bakkallık en başta olmak üzere küçük yaştan başlayarak yaptım bu işleri. İktisat da okudum, konservatuar da okudum, futbol da oynadım. Yani mahallede futbol değil, yani ciddi bir şekilde futbol da oynadım. Yaptığım işlerin... Göztepe Spor'da oynamışsınız galiba. Göztepe Spor demeyelim ama Göztepe oynadım. Göztepe, peki. Evet, Göztepe'de de bulundum. 70'lerin sonu, 80'lerin başında. Bunlara tutunuyorum, kızıma tutunuyorum, okumaya tutunuyorum, yazmaya, konuşmaya inanıyorum, insanlarla iletişim kurmaya inanıyorum, onlara tutunuyorum. Tanımadığım, bilmediğim, kendimi yakın hissedemediğim insanlarla daha hızlı ve daha çabuk iletişim kurmak için telaşlıyım. Anlamak istiyorum, anlamaya tutunuyorum, kavramaya tutunuyorum. Kendini geliştirme ürküsüne tutunuyorum. Bundan geriye kalan şeylere tutunmuyorum. Tutunamadığım için değil. Beni cezbetmedikleri için. Şan, şöhret boş mu diyor Ahmet Mümtaz Tarih? Şan, şöhret boş olur mu ya? Hayır, tabii ki değil. Ben şöhretten bir şikayetim yok da aşığı değilim yani. Olmazsa da yaşarım. Olmadan yaşıyordum. Gene bu kadar iyi vakit geçiriyordum. Şöhretli olmadığım zamanlarda. Nasıl bir Türkiye'de yaşamayı hayal ediyor Ahmet Mümtaz Taylan? Ya da şu anki Türkiye'yi nasıl görüyor? İçinde yaşadığı Türkiye'yi. Ben demin söylediğim, tutunduğum şeylerin hayata hakim olmasını diliyorum. Etrafımda daha çok bunun olmasını. Neyin? Adaletin, vicdanın, eşitliğin, fırsat eşitliğinin. Bunların olduğu bir dünyada normal bir insan zaten çok mutlu yaşar. Çalışmanın, işini iyi yapmanın yaşamaya yeteceği bir dünya istiyorum. Bugün yetmiyor mu? Hayır, yetmiyor. Sadece burada değil, dünyanın hiçbir yerinde yetmiyor. Tutunmak istemediğimiz şeyler gerekiyor. Nedir onlar? Demin saydığım şeylerin dışında kalan her şey. Öne geçme duygusu. Birinci olma duygusu. Yani ikincinin başarısız olduğu bir dünyada yaşamak eğlenceli değil. Tren benzetmesi yapmıştınız geçen bir yazınızda. Evet. Ön vagona geçmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Halbuki vagonlar parçalanıyor. Evet. Yani herkesin ön vagonda gitmesi gerekmiyor. Mümkün değil zaten mümkün değil de bir de gerekmiyor. Gerekmiyor. Bir arkadaşım geçenlerde çok güzel bir şey söyledi. İki tane kedi arkadaşım var. Beraber yaşıyoruz evde. Yemleri var. Yemekleri var, suları var. Ya bunlar neden benim su bardağıma kafalarını sokuyorlar dedim. Arkadaşım da benden çok eski, tecrübeli bir kedici. Şöyle dedi. Çok basit bir nedeni var. Meraklı sordum, nedir? Çünkü yapabiliyor dedi. Çünkü yapabiliyor. Evet, yani yeterli. Çünkü yapabiliyor. Niye burnunu buraya sokuyor? Çünkü yapabiliyor. Ben şunu Biz istiyorum. Biz yapmamayı mı öğrenmeliyiz? İşimizi iyi yaparak insanlarla nazik, kibar, ölçülü, mesafeli, samimi ilişkiler geliştirerek başka insanlarla güzel yaşayabilmeliydik. Bunlar yetmiyor. Bu hasletler, işini iyi yapmak, bir işe sahip olabilmek zaten zorken işini de iyi yapmak, iyi yaşamaya yetmiyor. Türkiye özelinde Fazıl için bile bu böyle, biliyor musun? Dünyada en iyi piyano çalan, en enteresan, heyecan verici bestecilerden biri, bir kompozitör aynı zamanda. Bu kadar iyi yapmak yetmiyor. Bunun sebebini açıklarken Orhan Pamuk'a yetmiyor yani. 1923'ten bu yana rejim oturmadı, hala sallantıda. Bu gerilimlerin nedenini anlatırken sallantıda mı? Sen geçen hafta şeyle konuştun değil mi? Erdal Özyazı. Erdal abi. Erdal abiden alamadın, her şeyi benden almaya mı niyetlisin? Yok. Sor bir daha, sor. Ne dedim bir 1923'ten bu yana rejim oturmadı. Oturmadı, evet. Onun için aslında Türkiye'de herkes bu Şunu kadar demek istiyorum. Gergin demiştiniz. Evet, hala açayım biraz daha kendi fikrimi. Tabii ben bir
sosyolog, toplum bilimci falan olmadığım için televizyonda bunları gevelemem ne kadar vakit kaybıdır ve niye insanların kafasını şişiriyoruz bilmiyorum ama çok kısaca şunu söyleyeyim Kübra. Bu sene kaçıncı, 29 Ekim'de kaçıncı yıl idrak edeceğiz? 90. Bu bir ülke için emekleme çağıdır. 97 yaş insanlar için uzun. Maşallah müthiş yaşamış falan derler. 80'e de öyle diyoruz değil mi? Neyse şimdi 65 orta yaş olmuş artık, seviniyorum. Duydukça ben de 53 olduğum için. Ama bir 100 yaşında bir asırlık bile olmayan bir ülkedeyiz. Buranın sorunları var. Olacak. Daha çok değişecek. Bu İstanbul'un üstüne birkaç İstanbul daha gelecek. Bu çirkinleştirdiğimiz, bu beton yığdığımız şehir... rin üstünden yıllar geçecek, fırtınalar geçecek, başka hayatlar geçecek. 5 kattır İstanbul, 6. 7. katı da olacak aşağı doğru. Her şey değişecek. Daha 100 yaşında emekleyen bir ülkenin böyle sorunları olması doğaldır. Başka ülkelerde de var. Daha çok çalkalanacağız. Ama kaybettiğimiz bir biz duygusu var. O biz duygusunu yeniden kazanmak zorundayız. Kaybedilecek başka nesillerimiz olmasın. Biraz daha konuşalım. Birbirimizin kucağına oturalım diyen yok. Bugün söylediğinin yarın tersini söyle diye bastırmak yok. Baskılamak yok. Bunları söylemiyorum. Anlaştığımız konuları da konuşalım. Anlaştığımız konuları da biraz öne çıkartalım anlaşamadıklarımızın yanında. Bu ülkeyi hepimiz seviyoruz çünkü. Burası gerçekten dünyanın torpilli bir yeri. Yani bu kadar torpilli bir coğrafyada bu kadar geçimsiz olmak birazcık nesillere ve yaşadığımız bütün yeryüzüne hayata karşı sorumluluğunu biraz şey yapmak, yerine getirmemek, savuşturmak falan gibi bir şey olmuş oluyor. Ahmet Mümtaz, bir kısa araya gidelim, programın sonuna yaklaştık. Kısa bir ara. Aradan sonra son bir soruyla kapatacağız. Sizden çok soru geldi, onlarla devam ederiz. Açık ve Net'te oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'la konuşmaya devam ediyoruz. Sizden gelen soruları soracağız demiştik. Leyla ile Mecnun'u evlendi sonunda, mutlu mu diye sormuşlar size Ali Atay'ın düğününü sorarak. Ali Atay herhalde mutluluktan kendini şaşırmıştır şu ara. Ben maalesef düğüne gidemedim çünkü setteydim. Kaçırdım düğünü. Biz ayrı bir kutlama yapacağız inşallah. Evet, evlendiler. Öyle yazı mazı da beklemediler. Yaz düğünü falan demediler. Bugün çocuklar de açıklama yapmışlar onunla ilgili. Niye bekleyelim diye. Şahane bir çift. İşte bak, onlardan örnek olur. Benden olmaz ama onlardan örnek olur. Leyla ile Mecnun'la ilgili çok soru geliyor her zaman. Niye bu kadar sevilmişti o dizi? Onun yeri bir ayrıydı galiba. Şimdi biliyorsun bazı kült işler olur. Yani nedir? İkinci Bahar'dır, işte Bizimkilerdir falan. Öyle Süper Baba, iz bırakan işler var. Leyla ile Mecnun da Hande ise öyle bir etki bıraktı bir kısım seyircinin üstünde. Ve bugün de hala vazgeçmiş değiller. Hala bazı platformlarda, dijital platformlarda, TRT'de, bir iki özel kanalda daha sürekli dönüyor o 104 bölüm. Çok samimi bir işti ve kaybeden ama hiç üzülmeyen insanların hikayesiydi o. Hep kaybeden ama hiç yenilmeyen. İnsanlar onlar da kendilerini buluyor. Çünkü tutan bazı dizilerde özellikle böyle karakterlerin daha çok sevildiğini görüyoruz. Görüyoruz. Üstelik bizimki de biliyorsun hani absürt esintisi çok yüksek bir işti. Yani baştan aşağı absürt diyemeyiz ama klasik dramaturgiye aykırı yerleri, tarafları olan bir işti. Ve İsmail abi gibi neredeyse dünyanın en absürt karakterlerinden biri, en yaygın, en sevilen bir şey. Ya da Cengiz'in oynadığı Erdal Bakkal ne kadar antipatik bir tiptir. Ama Cengiz onu öyle bir oynadı ki işte herkes sevdi etti falan filan. İronik, böyle şeyli, şakalı, romantik birçok yanıyla.
karakterin karakterleri seviyor seyirci. Absürt mabsürt demiyor işte, canını alıp sokuyor. Öyle. Ahmet Mümtaz Taylan sette nasıl biri? Sette biraz huysuzdur. Biraz mı? Birazdan daha fazla huysuzumdur. Öyle evet. Mi? Ya ben çok, yani herkes belki öyledir ama ben kendi payıma söylüyorum. Yani işimi ciddiye alıyorum çünkü iyi yapıldığı zaman zevkli olan bir iş. Yani ortalaması zevkli değil. Düşüyor zaten hiçbir şeyin zevkli değildir ama ortalaması da zevkli olmayan bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla sette gerçekten titiz olmaktan asla vazgeçmiyorum. Daha gençken, daha telaşlıyken ve bazı şeylerin nasıl daha nazik ve suhuletle halledileceğini bilmediğim dönemlerde çok hırçın olduğum doğrudur. Ama bunların hiçbiri kişisel değildi. Yani gene işle ilgiliydi. Gene işini seven başkaları da bunu anlamışlardır. Yani kırdıklarımdan da özür dilerim ayrıca. Ama son yıllarda artık çok böyle yaşta kemalerde eski huysuzluk kalmadı. Peki. Şekerim de tabii düzene girdi. Ben şeker hastasıyım. Biraz çok da kilo verdiniz. Verince, evet. Evet, o şey vardır yani, bir sinir sinirliyimdir yani. Bir dahaki hafta yine böyle her şeyi açık açık konuşacağımız bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.